Merhabalar Legends of Runeterra bugün herkese açılıyor. Daha doğrusu bugün ön kayıt yaptıranlara, yarın herkese açılıyor. Testler iyi gitti, oyuncular oyunu çok beğendi. Dolayısıyla kapalı beta dönemini direkt atlayıp açık beta'ya çıkmaya karar verdi oyun. Hepiniz oynayabileceksiniz oyunu. İsteyen herkes 24 Ocak'tan itibaren oyunu oynayabilecek. Bugün mekanikler nasıl çalışıyordu, girdiğinizde neler yapabilirsiniz şeklinde onu bir anlatıyor olacağım. Yeni haritalarımız var, yeni efektlerimiz var. Onları görmüş olacaksınız. Bakınız oyun başlarken kimin ne destesi var, hangi şampiyonları var önden görünüyor. Ben bir Zed, Shen destesi yaptım. İkinci Zed'i yollayalım. Ya da dursun mu ya? Hadi dursun ya. Böylece biz Zed'i istersek feda edip ikinci Zed'le devam edebiliriz. Ionia haritasıyla girdim ben. Farklı farklı haritalar alıp tahtanızın kendi tarafını düzenleyebiliyorsunuz. Müzik falan da ona göre değişiyor. Ayrıca böyle küçük bir pet de aldım. Sapık bir snapper. Şöyle Green Glade'i oynayalım. Oyunun Türkçesi ve mobil versiyonu daha sonra çıkacak bildiğim kadarıyla. Gelişmeler için yukarıdaki adreslerden LoR Türkiye'nin resmi hesaplarını takip edebilirsiniz. Saldıralım bu arkadaşla direkt. Dediğim gibi bu bir Zed Shen destesi. Dolayısıyla gölgeler ve bariyerlerden oluşan bir deste. Mekaniklerden oyun ilerlerken devam edeceğim. Bir tane beleş hasarımızı verdik. Çok güzel. Bu kartı gayet seviyorum. Zed'i güçlendirmek için kullanacağız şimdi. Karşımızda Noxus Zaun destesi var. Biz İonyalıyız. Şimdi bunu oynadık. Diyor ki elindeki bir hedefe +1/+1 ver. Tabii ki Zed'i güçlendiriyoruz biz de. Çünkü Zed saldırırken gölgesini getiriyor. Gölgesi Zed'in gücünde oluyor. Bu poro bunu çekti, öldüreceğim dedi. Bunların karşılıklı ölmesine izin verelim mi? Vermeyelim. Çünkü ne zaman biri bir bariyer kazanırsa bu kart güçleniyor. Bu kartın biraz güçlenmesine izin vermekte fayda var. Saldırı turu bizde, kılıçtan görebileceğiniz üzere. Dolayısıyla Zed'i inelim. Dikkat ettiyseniz efektler falan da güncellenmiş. Şu mavi ışıklar, şu kırmızı ışıklar biraz daha belirgin yapılmış. Tur kimdeyse onun Nexus'unun dönme özelliği sanıyorum yoktu. O gelmiş. Öyle güzel geliştirmelerimiz var. Zed'le dalalım. Ya bunlara saldırıyorum. Bloklarsa bloklar. Zed ne diyor? Saldırırken benimle aynı güçte bir gölge getir diyor. Gölgem ve ben toplam 2 kere rakibe direkt saldırı yapabilirsek ben seviye atlarım diyor. Hadi bakalım yapabilecek mi gölgesi ve o birer saldırı. Yapamayacak. Zed'in hızlı saldırısı var. Daha doğrusu ilk saldırı dediğimiz özellik. Bakın şöyle elektrikli. Elektrikli olan üniteler rakibe hasar verdiğinde öldürmeyi başarırlarsa direkt onu ortadan kaldırıyorlar. Ama burada Jinx büyüsüyle az önce gördüğünüz Zed'e 3 hasar verip öldürmeyi başardı. Neyse ki yedek Zed'i tutmuşuz elimizde. Sahte dilenciyi oynuyor elinden kart atıp. Zaun desteleri genelde elinden kart atmak üzerine oluyor zaten. Şimdi saldırı turu 10'da. Dolayısıyla bu küçük spam üniteleriyle bana vuracak. Ben de Kinkoğlu'ları çağırıyorum. Kinkoğlu diyor ki destenin en üstündeki kart, yani Allegiance mantığı. Onun Türkçesine hemen çeviri şeyinden bir bakalım. Sadakat. Destenin en üstündeki ünite aynı birliktense seninle, yani İonyalıysa yanıma 2 tane 1 manalık deste getir diyor. 1 manalık ünite getir diyor. Bakınız getirdi yanında bunları bedavaya. Bunu karşıladım. Bunu karşıladım, ölmeyecek. Eğer bir büyü yapmazsa mis. Saldırıyı savuşturmuş olduk. Üstüne rakibin yerini biraz temizlemiş olduk. Sevelim biraz. Farklı hayvan ve farklı board'la da oynayacağım. Önümüzdeki tur. Onları da göstereceğim. Şimdi Zed'i tekrar inelim. Saldırı kılıcı bizde. Biz dalacağız. Yerde küçük sinir bozucu ünitelerimiz de var. Güzel bir saldırı yapabiliriz. Zed stun yedi. Üff. Vakit kazanıyorsun ama ölümden kaçamazsın robot. Robota karşı oynuyorum. E'ye karşı oynuyorum. Çünkü malum oyun daha çıkmadı. Ben test sunucusundayım. Pek fazla insan yok. Maç bulunmuyor. Hasarımızı verdik. Bunu da inelim yere. Biri bariyer aldığı zaman bunlar güçlenecek. Tekrar hatırlatayım. Malum Shen Zed destesi. Shen demek bariyer demek. Saldırı onda. Ünite koyamadı, boş geçti. Bunu oynayıp kart çekelim. Bunu oynadığımızda bir tane kart getiriyor. Deny kartını bulduk. Güzel, rakibin bir büyüsünü iptal edebiliriz. Turumu geçiyorum. Yerde zaten en çok 6 kartımız olabiliyor. Zed'in ilk saldırısı hazır. Şimdi onu koyduk. Zed'in gölgesi de gelecek. Sen saldır. Sen de saldır. Bu elusive olduğu için, sıyrılgan olduğu için bunu sadece bunun gibi böyle dumanlı üniteler engelleyebiliyorlar. Hadi sen de gel. Böyle saldıralım. Zed ve gölgesi engellenmezlerse Zed seviye atlayacak ama yine engellendiler maalesef. Küçük bir savunma hazırladı. Hem Zed'i hem gölgesini durdurmayı başardı robot. Robot kötü değil bu arada. Yapay zeka kötü değil. Mantıklı oyunlar yapıyor yani. Herkese bir vurdu. Hafif bir temizlik yapacak burada. Herkese bir vurmasını engelleyebiliriz. Hadi engelleyelim. Dine yatalım. Eğer bu arada oyunun çok güzel bir tutorial'ı var. Orada zaten oyuna girdiğinizde adım adım size her şeyi anlatacak ama anlamadığınız noktalar olursa Legends of Runeterra rehber diye aratırsanız benim çok detaylı bir anlatımım var. Orada böyle daha da adım adım tur sistemi falan nasıl çalışıyor onu öğrenebilirsiniz. Burada yine biraz daha genel özelliklerden bahsediyor olacağım. Gördükçe işte böyle ay sıyrılgan bunu yapıyor işte ilk saldırı bunu yapıyor diye anlatıyorum. Oyunun Türkçesi ve mobil versiyonu sanıyorum daha geç çıkacak. Onlar hazır değil. Saldırı 10'da benim yapacağım bir şey yok. Pas geçiyor. Full saldırıya geçiyor. Şu 5'e 2'yi durdurdum. Bu da bunu feda ettim. Vazgeçtim, bunu feda ettim. Bunu da feda ettim. Bakalım neler olacak. Ekstra bir hamle yapmayacaksa ben bu takasa okeyim. Adamın canı az. Kartı yok. Bizim elimiz bariyerlerle mariyerlerle dolu mis gibiyiz. Hadi Kinko'yu çağıralım tekrar. Küçük üniteleri getirsin. Kelebekleri fırladı fazla tıklayınca. Yone geldi. Merhaba Yone. Yone yerim yok ya. Bir şey diyeceğim. Bunun savunması yok. Ben düz dalıp bu AI'nin işini bitiriyorum o zaman. 2'ye 1 hariç Zed'in gölgesi gelsin çünkü. Yeriniz doluysa Zed'in gölgesi gelemez. GG. Çok düz bir maç oldu. Resmen kozmetikleri görmüş olduk. Temel mekaniklerden bahsetmiş olduk. Hadi bir maç daha atalım. Bot biraz şanssızdı galiba bu maç. Bota yenildiğim oldu deneysel desteğimde. Yani kötü oynamıyor aslında. Şimdi Zaun şeyiyle girelim. Tahtasıyla girelim. Şöyle loadout'a tıklayalım. Hextech laboratuvarına geçelim. Bu hayvanı da T-Hex'le değiştirelim. Farklı farklı tahtalar. Her birinin farklı müziği var. Ayrıca işte rakibinki Zaun, sizinki Freljord. İşte rakibinki Ionia, sizinki Demacia falan şeklinde olabiliyor. Zaten onları oyunda artık görürsünüz bu akşam. Gerçi tam saatini bilmiyorum oyunun çıkışını ama herhalde akşam açılmış olur. Zed yine bizim olsun, kart çekme yine bizim olsun. Bu abiyle yine Zed'i güçlendirelim. Mis gibi bir açılış eli. Dedeyle bayağı Zed'i bufflayacağız biz. Wow, dedeyle Zed'i hayvan edeceğiz. Zed'i iyi çalıştıracak. Bas Zed'e. Zed'e bas geç. Merhaba T-Hex, ne haber? Evet, göbüşünü aç bakalım bana. Bire bir. Dalıyorum. Neden? Çünkü hızlı saldırısı var. Bunu saldırıda kullanmak isteyecektir. Engellemeyecektir. Bir tane bedava hasar verir. Engellerse de işimize geliyor bu arada. Çünkü o saldırıyor olsaydı kendisi ölmeden bizim dedeyi kesiyordu. İlk saldırı özelliği olduğu için. Öldürüp geçecekti. O yüzden bizim için avantajlı bir takas. Destekleyici geyik geldi. Yanındaki kişiye lifesteal veriyor. Ben dede oynamaya devam ediyorum. Bugün gördüğüm her yengeç için bir damla su, bir kova su getir diyor. Engellemeyeceğim ya. Vur. 2 hasardan ne olacak? Dede. Zed'i güçlendir. Şimdi sonraki tur. Kılıç bize geçiyor. Üstüne 3 mana oluyoruz. Direkt Zed'i inip dalacağız. Müthiş olacak. Zed'i indik. 6'ya 5 oldu Zed tüm bu süreçte. Destenize aynı karttan en çok 3 tane koyabiliyorsunuz ve hepsi geldi yani dedelerin. Zed'le aynı güçte bir klon gelecek 6'ya 5. Tabi bu Zaunlu zehirlerle büyük ihtimal kendini korumayı başaracak. Ama biz saldırımızı yapalım yine de. Ölünce 2 Nexus'a da 1 vuruyorlar. Bu aşk seni de yakar, beni de yakar dedi adam. Dedeleri kesti. Zed gölgelerinin Nexus'a vurmasına engel oldu. Rakibimiz için başarılı bir tur diyebiliriz. Üstelik kılıç da ona geçti. Şimdi biz biraz hasar yiyeceğiz. Büyü manasını dolduruyor bu kart geldiğinde. Bakınız şuradaki 3 manayı doldurdu. İkiledi pardon. Fullemiyormuş, 2 tane dolduruyormuş. Biz yine King Kong'un küçük yordle'larını getirelim. Sadakat özelliğiyle. Mis. Benim manam bitti zaten. Ben artık izliyorum rakibin hamlesini. Üf. 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 Maşallah. Şu an öldürüyor beni biliyor musunuz? 16 vuruyor. O yüzden savunmak zorundayız. Sen şu korkunç arkadaşı durdur. Sen geyiği durdur. Bunu da keselim mi ya? Bunu da keselim. Hih. Ama ölüyor bu. Ölmesin. Bunu kessin. Hayatta kalsın. Bakıyoruz kahinin gözünden neler oluyor diye. 9 canımız kalıyor. Yerde şu 3 adamı kalıyor onun. Ama bizim çok güçlü bir zedimiz ve bariyerimiz falan var. O yüzden hallederiz. ...2020'nin ilk Runeterra videosunda yapay zekaya yenilmeyeceğim. Umarım. Değil mi T-Hex? Sık bakayım havaya. Ta 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 ta. Masumların canına kıy T-Hex. Çok mutlusun bunu yaparken. Aferin. Şimdi ne yapsak? Birine bariyer verip kart çekebiliriz. Yani buna bariyer verebiliriz ama bu zaten sıyrılgan bir ünite olduğu için bariyerin olması çok bir şey ifade etmiyor. Sadece kart çekmek için oynamış oluruz. Onun yerine bunu oynayıp kart çekelim. Full saldıralım. Bakalım ne yapacak. Biraz yeri temizlemiş oluruz. Kartı azaldı. Zed'in hızlı saldırısı olduğu için bunun hasarını yemeyecek. Gölge önemli değil. Yine Zed'i geliştiremedik ama biraz hasar verdik. Zed'in gelişmek için illa direkt Nexus'a vurması lazım. İstediği kadar adam kessin seviye atlayamıyor. 2 kere vurmamız lazım Nexus'a. Vuramıyoruz. Bakınız daha hiç vuramadık. Hadi şuna bariyer verelim ya. Maksat kart çekmek. Aynısından geldi ok. Ve adamın kartı bitti. Çok mutlusun T-Hex kartı bittiği için. Her yerimiz kalkan da Shen yok. Shen birilerine kalkan verdikçe güçleniyor ama kendini göstermedi. Çizgi romandaki gibi Zed'le çalışmayı reddediyor galiba. Şey diyeceğim, atak turu bu adamda. Canımız yanar. Bunu oynayalım ya. Hı-hı. Bariyerle bunu engelleyelim. Bunu buna feda edelim. 4 vuracak bu koşullar altında. 5 canımız kalıyor. Hadi bakalım. Buna bariyer verdim. Aha Shen geldi sonunda. Elimizdeyken bariyer verince güçlenmiyor demek ki. Normalde bariyer verince güçleniyor ya. Yerde olması lazım güçlenmek için anlaşılan. Şimdi saldırı bizde. Kartları bitti nihayet. Dalmaya hazırız. Shen'e iniyorum. You should have stayed away. You cannot escape your past. Daha fazla mana harcamayacağım. 4 manayı cepte tutmak istiyorum. Acil bir durum olursa Zed'e bariyer verebilmek için ve böyle dalıyorum. Zed Shen yanındaki kişiye bariyer veriyor. Dolayısıyla Zed'in gölgesine bariyer vermiş oldu. Onu ayarlamalıydım. Ama önemli değil. Zed yine ilk saldırıyla rakibi yok etti. Kaldı adamın 13 canı. Ama bizim de 4 canımız var, tehlikeli. Ne olur ne olmaz. Hadi şunu inelim. Bariyeri boşa gitmiş oldu. Atak kazandı bu arada. Okey, yere indiğinde bariyerini alıp atağını alıyor. Güzel. Bununla dalıyor. Anlamsız. Tamamen anlamsız bir şey. Bu Shen'le blokluyorum. Evet. Zafer'e giden yolumuz açıldı. Bunda indim. Turumuzu bitirelim. Bu tur kılıcımızı alalım ve bu adamı, bu botu patlatalım. Savunacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla yere bir şey oynayıp savunmasına izin vermeye gerek yok. Zıbam diye dalıyoruz ve GG diyoruz. Legends of Runeterra'yı böyle bir hafıza tazelemesi yapayım dedim. Dediğim gibi anlamadığınız nokta varsa, detaylı bir rehber istiyorsanız kanalda detaylı rehber videosu var. Erken kayıt yaptırmış olanlara, ki 40 kere dedim erken kayıt yaptırın diye, yaptırmadığınızı üzülüyorsanız ders olsun, ne bileyim, kötü bir şey de demek istemiyorum. 23 Ocak itibariyle, yani büyük ihtimal bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle ön kayıt yaptıranlar oynayabiliyorlar. 24 Ocak itibariyle herkes artık açık beta'da oynayabiliyor. Daha fazla bilgi istiyorsanız en üstteki adreslerden takip edebiliyorsunuz. Türkiye'nin resmi hesaplarını ve yayınlarda fb.gg/stratera adresinde de hem League of Legends hem Legends of Runeterra yayınlarımız devam ediyor olacak. Yanaklarınızdan öpüldünüz. Ne destesi istersiniz? Hangi boardlarla, hangi desteleri, şampiyonlara oynayalım? Yorumlara yazabilirsiniz. Tekrardan yanaklarınızdan öptüm. Ionia'nın gücü sizinle olsun. Bay bay.